Sultan Siyasethanesi Gazi Osman Paşa Küçükköy yerleşkesi 18 Temmuz 2016'da hasta kabulüne başladı. Yüzlerce çalışan 40'tan fazla doktor 18 Temmuz 2016'da Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa Küçükköy yerleşkesinde ilk hasta kabul etmenin mutluluğunu yaşadılar. Sabah mesai saatinin başlamasıyla işe başlayan personelin güzel bir mekanda çalışacak olmasının mutluluğu gözlerine yansımıştı. Hasta kabulünün ilk günü olması nedeniyle başta operatör doktor Hüseyin Uğurlu, Nermin Uğurlu, Ömer Uğurlu, Battal Uğurlu, İbrahim Uğurlu, İkşan Uğurlu, Can Deniz Uğurlu, Özgür Özmen ve başhekim profesör doktor Metin Manisalı olmak üzere herkesin heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Onuncu katta bulunan konferans salonunda doktor ve idari kadronun yaptığı verimli istişare toplantısının ardından Avrasya Hastaneleri kurucusu ve yönetim kurulu başkanı genel cerrahi uzmanı operatör doktor Hüseyin Uğurlu ve başhekim profesör doktor Metin Manisalı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'in hazırlayıp sunduğu gündem programına konuştu. İşte operatör doktor Hüseyin Uğurlu'nun mesajları. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, bugün Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa Küçükköy yerleşkesinde gündem programı yapıyorum. Hastane 18 Temmuz itibariyle hasta kabulüne başladı. Nasip kısmet olursa Eylül ve Ekim'de resmi açılışını düşünüyorlar. Hastanenin yönetim kurulu başkanı operatör doktor Hüseyin Uğurlu ile birlikteyiz. Hocam bugün hasta kabulüne başladınız. Hayırlı olsun. Doktora bir tanışma toplantısı yaptınız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet. Bizim için büyük bir heyecandı. Uzun süredir tabii hastanenin planlarını yapmak, inşaatını yapmak, uygulamalarını yapmak, mimari projelere göre işi bitirmek tabii kolay olmadı. 4 yıl gibi bir süre almış oldu. Yani işin planlamasından tutun da buradaki güne kadar meşakkatli bir işti ama şükür bunları hepsini aştık, hastanemizi faaliyete geçirecek hale getirdik ve faaliyeti içinde tüm yasal izinleri hepsini tamamladık. Yani bu belediyeden iskanından tutun da projeye esas denetimlerden, hizmete esas denetimlerden, bu denetimlerin raporlarının bakanlıkta onaylanmasından, ruhsata dönüşmesinden, arkasında faaliyet iznini almasına kadar yine önemli bir süreç böyle de geçti. Ama işin şimdi en kritik, en önemli yerindeyiz. En önemli olan nedir? Vatandaşa, insanımıza sağlık hizmetlerini verebilmek. Onların beklediği, hatta beklediğinin ötesinde bir sağlık hizmeti verebilmek. Onların buradan her bakımdan mutlu gidebilmesi. Yani bir hizmet aldı. Bu hizmet bir tedavi hizmeti olabilir, bir teşhis hizmeti olabilir, bir bilgilenme hizmeti olabilir. Olabiliyor bazen de hastalara her zaman. Yani bu problemi biz çözeriz, bu problem çözülür. Bazen de diyoruz ki bu sizin artık arkadaşınız, bununla yaşayacaksınız. Böyle de bilgi veriyoruz ama bizi mutlu eden nedir? Gelen buradan şifa bulsun gitsin, burada tedavi olmuş olarak gitsin, teşhisi konsun ve teşhiste de tedavi edilebilecek bir problem olsun ve kısa sürede tedavi edebilelim. Bunlar bizim arzularımız ve hastalarımızın da memnun olduğu şeyler. İnsanların ölüm dahil her türlü hastalıkla sıkıntı çekmeyle karşı karşıya kalması mümkün. Biz onlara tedavi olup daha güzel bir yaşam, daha konforlu bir yaşam sağlayabiliyorsak ya da acılarını dindirebiliyorsak ya da ömrünü uzatabiliyorsak, hayatını kurtarabiliyorsak bizim için bunlar önemli şeyler. Hocam son 4-5 ayda birçok toplantınıza katıldık. Muhtardan, valiye,
sağlık çalışanlarından profesör birçok ziyaretçiniz oldu. Hastanenin bütün birimleri gezdirdiniz. İşte uzay üssü gibi yer, sağlık kompleksi gibi birçok güzel şeyler aldık, duyumlar beraber şahit olduk. Şimdi artık bugün itibariyle insanlara o süreç bitti. Bunlara nasıl bakıyorsun? Mutluluğu verici bir şey değil mi efendim? Yani bayağı insanların beğenmesi, takdir etmesi sizi evet. mutlu ediyor tabii. Mutlaka yani şu ana kadar tabii daha çok hastanenin görseli konuşuldu. Ve bu görselden de oldukça iyi puanlar aldığımızı düşünüyorum. Yani buraya çok hastane sahibi de geldi. Bu hastaneyi gördükten sonra burayı yapan mimarlara, burada iş yapan işte mekanik, havalandırma, ısıtma, soğutma işlerini yapan firmalara, elektrik tesisatını yapan firmalara, dış cephesini yapan firmalara, birçok firmalar burayı bir nevi kendilerinin şov merkezi gibi de gördüler, gösterdiler ve bu firmalar buraya bakarak birçok işler de aldı. Gerçekten ellerine sağlık diyorum mimarlarımızın, diğer inşaat mühendislerimizin hepsi burada güzel işler yaptılar. Biz de yapılandan son derece mutluyuz. Sizin söylediğiniz gibi önemli övgüler ya 5 yıldızlı olmuş, 7 yıldızlı olmuş, 10 yıldızlı olmuş diyenler karşımıza çıktı. Bunu bizim söylememiz önemli değil tabii. Bunu gelen insanların söylemesi önemliydi. Onlar da bunları söyledi. Şimdi bundan sonra da inşallah hizmetlerimiz içinde 5 yıldızlı, 7 yıldızlı, 10 yıldızlı diyebilirler. Amacımız bu. Peki hocam insanlar soruyor bize hangi branşlar var? Kalite bir hastane tabii, insanların bilgisi yok. Bütün branşlar var mı? Zeytinburnu'ndaki yerleşkenizde olan branşların hepsi burada olacak mı? Ne zaman ya da eksikse ne zaman? Burada onkolojide gayet iyisiniz. Evet. Burada olacak mı olmayacak mı? Bir kısa kadar bilgi de verirseniz. Evet, şimdi burada medikal onkoloji olacak. Ayrıca radyasyon onkolojisi için yaptığımız iki önemli cihazı koyabileceğimiz alanımız müsait. Ancak şu an o aletlerimiz konmadı. Bir müddet sonra onlar konacak, o hizmetler verilecek. Şimdi kalp cerrahisi burada şu an yok. Diğer hastanemizde var. Ama bunların da hazırlığı oldu. Ama bunun yanında diğer alanlarda yani çok güçlü mesela ortopedi ekibimiz olacak, radyoloji ekibimiz olacak. Bu hastanenin cihazları işte Profesör Doktor Metin Manisalı Bey de yanımda koyduğumuz cihazlar üst düzey cihazlar radyoloji alanında bir kurumda teşhis önemli. Endoskopi cihazlarımız, bronkoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, duodenoskopi gibi cihazlar, bronkoskopi gibi cihazlar teşhis için burada olacak. Tıbbi laboratuvarlarımız olacak en iyi şekilde. Ameliyathanelerimiz üst düzey aletlerle donatılmış. Merkezi sterilizasyon sistemimiz yine üst düzey aletlerle donatılmış vaziyette. Aşağı yukarı burada da şu an 40'a yakın doktorla faaliyete başlıyoruz. O zaman içinde 80-100 doktora ulaşacaktır. Yani şu an hastane 200 yatak hatta 200'ün de üzerinde olabilecek şekilde planlanmış durumda. Ama bu yatak seviyesi kademe kademe arttırılarak ulaşacak. Son bir soru soracağım. Şimdi siz hastaneyi planlarken İstanbul'un 39 ilçesi, Türkiye'nin 81 milleti ve yurt dışında da hasta beklediğinizi biliyoruz. Ancak 5 dakikada 10 dakikada ulaşacak 3-5 tane ilçe var. Kazımanpaşa, Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp ve Sultan Gazi. Buradaki hastalarımıza özel olarak neler söyleyeceksiniz? Yani hastanemizin konumu bu saydığımız
semtlerden kolay ulaşılabilecek bir konumda. Kolay ulaşılacak ana yolların kenarında, biliyorsunuz burada bir Vierland diye bir alışveriş eğlence merkezi var. Ona çok yakın. TEM Gazi Osman Paşa Küçükköy girişine çok yakın. Etrafı açık, açık otoparkımız ve kapalı otoparklarımız var. Önünde geniş yeşil bir alanımız var. Yani buraya gelen hastalarımız yani ferah bir ortamda sağlık hizmetleri alacaklar. Geldikleri zaman da yani içeride belli yerlere ulaşması, acile poliklinik doktorlarına, servislere ulaşması kolay olacak. İşte Profesör Doktor Metin Manisalı'nın mesajları. Değerli izleyenler, biraz önce Operatör Doktor Hüseyin Urlu hocamızla genel bilgileri aldık. Şimdi de Avrasya Hastanesi Gazi Osman Paşa Yerleşkesi'nin başhekimi Profesör Doktor Metin Manisalı hocamızla birlikteyiz. Hocam, siz de yıllardır sağlık hizmetinin içindesiniz. Son aylardır da bu birçok ziyaretçimizin toplantısına katıldınız. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Ondan sonra programımızı bitirelim efendim. Buyurun. Çok teşekkürler. İlk önce şunu söyleyeyim. Ben bu hastaneyi ilk gördüğümde Hüseyin Bey'e dedim ki, döndüm. Gurur duydum size dedim. Niye böyle bir şey demeye ihtiyacı duydum? Hemen ondan bahsedeyim. Çünkü hastanenin gerek dış görselliği, gerekse teknolojik donanımıyla üst seviyede. Hüseyin Bey de bana cevabı şu olmuştu. Hiç unutmuyorum. Metin Hocam, biz burayı sadece bölgesi ve Türkiye için uluslararası alan içinde oluşturmaya karar verdik. Onun için böyle güzel bir şey yaptık. Tereddütsüz Hüseyin Bey'e şunu söyledim. Ben de sizle beraber yol alırım. Hakikaten öyle. Hüseyin Bey de tahmin ediyorum. Kendisi zaten burada. Bu beraberlikten hoşnut kalmıştır. Sürecimizi beraber ölçtüğümüz için ben de çok sevindim dedi. Belirtti kendisi. Bize düşen bu güzel yapının içerisini doldurmak oldu. İyi bir kadro oluşturduk. İyi bir kadro oluşmaya yine devam edeceğiz. İkisi bir arada. Bazı bölümlerimiz henüz daha açılamadı, açılacak. Amacımız referans hastanesi olmak aynı zamanda. Bu bölgenin farklı bir özelliği var. Bu özelliği de göz önüne aldık. Dedik ki burası bir vadi, sağlık vadisi gibi bir şey oldu burada. Bayağı bir hastaneleşme var. Bu vadinin de en son hastanesi, en son teknolojik donatılmış hastanesi olaraktan biz dedik referans hastanesiyiz. Grubun haricinde kendi ek hastaneleri mevcut, katılımları mevcut. Onlarla beraber ele alacak olursak yaklaşık 1000 kişilik bir iş gücü sağlayan bir süreç oluşturuldu. Direkt olarak, evet. Bulunduğu bölgede de sağlık açısı haricinde bile sağladığı iş kapasitesiyle gurur verici bir süreçti. Söyleyeceğim bu. İnşallah Tanrı bizim yüzümüzü güldürecek, kara çıkartmayacak. Ve bütün hastalarımıza, bütün ölçebildiğimiz her türlü insana buradan hizmet vermeye devam edeceğiz. Hocam, ben son olarak şunu söyleyeyim. İbrahim Hocam'la geçen hafta görüşürken, her ne kadar Gazionbaşı Hastanemiz yeni olsa da 45 yıllık bir birikimi sizi buraya taşıyorsunuz. Evet. Çünkü Hüseyin Hocam'ın bilgi birikimi biz zaten biliyoruz. Sizlere de bilgi birikimi ortada. Yani dolayısıyla her ne kadar hastane 18 Temmuz'da açılmış olsa da 45 yıl artı 18 Temmuz diyelim. Sizlere hastalarımıza bu tecrübeli tabi aktarın. Tabii. Şimdi şöyle bir şey, ben biraz da kendimden bahsedeyim. Gurur duydum böyle bir güzel şeyler duymaktan sizden. Ben kendim İzmir'den geldim. 9 Eylül Üniversitesi'nde bir müddet kariyerimi gerçekleştirdim. Orada başhekim yardımcısıydım en son konumda. Buraya gelmeden önce şöyle bir düşündüm. Kaç hastane gördüm? 8 tane hastane gördüm ben. Meslek yaşantımda bundan bir kısmı Amerika'daydı. Hep Amerika'dayken imrenmiştim. İşte, keşke Türkiye'de böyle süreçler yaşanabilse, yapılabilse diye. Ve biz bunu bunun yapılabildiğini gördüm. Ve hakikaten de bu benim mesleksel olarak da tatmin edecek bir sürecin var olduğunu gösterdi. Neden? Burada da onu yapmayı düşünüyoruz. Hastalarımızı, gerek duyduğumuz hastalarımızı konseylerimizde ele alma şansımız olacak. Yani sürecin içerisine bilimselliği katma şansını yakalayacağız biz burada. Ve bu da hastaların bize özgüvenini arttıracak. Hasta yakında düşünülmüş. Binayı biz gezdik. Evet. Ateliyeniz olsun, çevreniz, parkınız.
Yani hasta ve hasta yakınları düşünerek. Aynen. Radyoloji kısmı beni özellikle çok gururlandırdı. Bu bizim state of art dediğimiz, yani son sistem teknolojiyle donatılmış MR ünitemiz, BT ünitemiz, bunların hepsi Türkiye'nin hizmetinde olacak ve güzel bir şey bu. Ekibimizde birçok hocamız mevcut. Hocalarımızın motivasyonu zaten üst düzeyde. Diğer arkadaşlarımızın, gerek acil servisimizin, gerekse diğer servislerin motivasyonu üst düzeyde, güzel bir süreç oluşturacağımıza inanıyorum.